Merhabalar efendim. Fazla uzatacak diyelim. Mantıklı, gayet kültürlü, bilgili, haklıyı, haksızı bir 10-15 dakika, 20 dakika konuşabileceğim. Onun dışında yani. Şimdi Zeynep Hanım oradan diyor ki Ferideye laf atıyor, Şengül Hanım alttan onu görüyor ve diyor ki ne ben haberdar değilim diyor. Tamam ben kendisine söyledim dedim ki ne aç yayın, ben sana geleyim dedim. Artı Roy Şengül'le alakalı şahsım adına konuş konuşma diyerek beni yönlendiremez. Zaten bunu kendi ağzıyla söylüyor. E alttan gene yazıyor bu Zeynep. Gene tehditler savuruyor. Gene ona buna neler söylüyor. Ama Şengül Hanım siz göz yumuyorsunuz. Demek ki hoşunuza gidiyor. Bunu da buradan belirttim yani. Benim aklımla kimse dans edemez. Kapat kapatacağım diyorsun hesabımı. Kapat. Kapatma. Kimse sana kapat veya kapatma diyor mu? Dondur veya dondurma diyor mu? Dondurma bak. Yaz geldi alacağım yalayacağım dondurmayı. Diğeri geliyor. Ona laf söyletmiyorsun. Mamalardan bahsediyorsun. Sana orada soruyorum. Diyorum ki ne? Mamayı kim sana söz verdi? Kim gönderecekti? Beni ilgilendirmez. Mamalardan açıyorsun. Konu nereden nereye vakıflanıyor? Ama sen kalkıyorsun, orada mama olayı diyorsun. Bir, ikincisi de Altan Zeynep Hanım'ı koruma iç e, güt altına alıyorsun. Demiyorsun ki, yani ne oldu? Ne oldu? Benim kimsenin yayına ihtiyacım yok. Ben kendimi konuşacağımı konuşurum. Kendi bildiğimi okurum. Elimde olan deliller varsa sunarım. Onun bunun arasına da girip o kavgalıymış, bu kavgalıymış, bu tartışmalıymış bana eleştirmek düşmez. Ben yıllardır usta yayıncıyım. Bunu bilin. Demek ki siz şu anda ikiniz çıkmak istiyorsunuz buradan. Çıkın gidin. Kimse sizi ko kovalıyor mu buradan? Hayır. Burası kimsenin e, malı, mülkü, tapulu yeri değil. İsteyen devam ettirir, isteyen izlenir, istemeyen izlenmez, istemeyen bunalıma girer ve dondurur veya çıkar. Ne demek yani? Hani öyle aç e, yatıp da işte ben hesaplarımı donduracağım, şudur budur diyerekten. Hayır bunu kabullenmiyorum ben daha çok takipçi kasmaya çalışıyorsunuz. Benim tahminim bu. Tahminlerimde de yanılmam. Bana ne şimdi? o zaman gelseydi o bu Zeynep geldi ortalık karıştı. Bir de orada paylaşım yapıyorsun Feride hakkında. Kaldırmam diyorsun. Şengül de orada ne diyor? Feride'yi madileştiriyor. E Feride'nin sana gönderdiği para ne olacak? Ha? Unutuldu mu? Az önce Aygizem'in kim olduğunu ben zaten bildim. Ben de gulüm olarak da şey yaptım. Aradı beni. Ben de Elvan dedi. Zeynep'in taksitini yaptım dedi. Ama gerçekten helal olsun. Bravo. Aynısını yaptı. Neyin peşindesiniz siz? Ama Feride'ye yapmış olduğun paylaşımdan dolayı Feride tabii ki avukatı avukatları vardır orada. Benim de avukatım var burada. Bunu da söyleyeyim sana. Zeynep. Feride düne kadar sana telefonu aldığında iyiydi. Para gönderdiğinde iyiydi. Roy sana sanal market yaptığında iyiydi. Çamaşır makinesi toplanmış bilmem ne. Cartır curtur... Nerede çamaşır makinesi? Ha? Madem öyle, o zaman Zeynep sana alsın. Zeynep kolluyorsun ya, yalan yanlış yere. Tamam? Kaç yayın yaptık ya? Kaç yayın yaptık? Yeri geldi Fulya, yeri geldi Roy, yeri geldi kim vardı? Zümrüt. Ee? Hangi? Ee, sen e, adında e, kötü bir şey konuşmuşsun ben Şengül. He? Roy e bana sordu. Şengül e, filan. Şengül'ü karıştırma. Ben ablamı seviyorum dedim. Tamam Sibel dedi. Ruin ben himayesi altında mıyım? Ama yapılan iyiliği de eğer bir söz verilip de bir para gönderildiyse şunu al diyerekten tabii ki kalkıp da stüdyo olaraktan aa çok da güzel çıkmışsınız hanımefendi orada makinenin önünde. Şu Gündür hanımefendi kadar olamadınız. Gündür hanımefendi bana gönderiyor. Diyor ki ne? Şunu al bunu al diyor. Yeri geliyor ben ispat olsun diye videolar çekiyorum. Nerede o çamaşır makinesinin videosu? Albümü çıkartıyorsunuz Şengül Hanım. Kapak ee, resmi yapmasınız orada. Çamaşır makinenin önünde süt çekilmiş bir ee, resimle. Neyin peşindesiniz? Bari ki ne? Evet ihtiyacım vardı. İhtiyacım vardı. Ödemem vardı. Acil durumlarda ödeme yaptım. Çamaşır makinesini alamadım. Bunu diyebilirdin. Telefon olayında. Bak Roy ne diyor? Ben diyor ona göndermedim. Ben ona diyor sadece ihtiyaç mı daha gönderdim diyor. Ama diyor bunu gönderen benim arkadaşım diyor. Feride diyor. Çamaşır makinesiyle. Ee, şeyi de yanlış hatırlamazsam. Hatırlamazsam. Ee, Telefon olayında da bir e, kısmen benim de desteğim oldu. Feride ile birlikte. Size göndermiş telefonu. Neyin peşindesiniz? Gönderilen bir şey ya neyse arkadaşlar ya Üf. neyse. Konuşacaklarım bu kadar. Daha ne diyeyim efendim? Ne diyeyim? Gülnur Hanım benle konuş arıyor beni. Bacımı arıyor. Benle konuşmak istiyor. Onun da açıklamasını yapayım. Ben onunla bağdaşamıyorum. Ben eserlik çekemem. Esaretlik çekemem. Ben ruh hastası değilim. Birkaç rahatsızlığım var ama çok bilgili bir kadınım. O yüzden bu saatten sonra da hanım hanımefendiyle de işim olmaz. Kaprisini çekemem. Kendisini çekemem. Bunu da buradan söyleyeyim. Buna Gülür hanımdan dolayı da gelmeyin. Ne hali varsa görsün. Senti sentine yok şu markayı alacaksın, yok şunu alacaksın diyerekten içki içmeyeceksin veya bilmem ne şudur budur bana kimse kalk burada baskı yapamaz. Bana Gönül'e de gelmeyin. Şengül Hanım'ın çamaşır makinesinden olayında da bana gelmeyin. Ama gerekenler zaten konuşuldu. Faturalar varmış, bilmem ne varmış. Ha, tekrar söylüyorum kısaca ondan sonra kapatacağım. O gündür bana fırını ocak vesaire. Şunu alacağım bunu alacağım derken günürü de geçelim. Feride'den bahsedelim. Feride kızımın, Aruşka'nın bir sağlık olayı vardı dışında tartar olayı vardı. Bana para gönderdiğinde kızım adına ben kalktım veterinere gittim. Feride benden video istemeden e, ispat olsun diye e, teşekkürlerimi arz ettim. Bu bir. İkincisi sigorta olayım vardı. Roy, e, Mehtap, işte e, Nisa e, birkaç e, kişi destek oldular. E, arabamı şeyden çıkarttım. Sigortamı yaptırdım yani. Arabanın sigortasını yaptırdım. Tamam mı? Heh. Madem öyle kardeşim kimseden para istemeyeceksin. İstiyorsan da nankör gelmeyeceksin. Genelleme olarak söylüyorum veya verilen bir şeyde kalkıp da işte ben şunu alacağım bunu alacağım deyip almamazlık yaparsan tabii ki insanların zoruna gider. Direkt istedi ki ne? Ya ben çekirdek yiyeceğim, çiteceğim. Ben pizza yiyeceğim. Ben kebap yiyeceğim. Ben pirzola yiyeceğim. Ben koyun keseceğim. Ben mangala gireceğim. Bunları söyle. Ama verilen bir şey varsa bir şey alacaksan onu da göstermek zorundasın. Tabii ki insanlar sana sorar. Veya bana sorar. Gitmesin. stüdyoda. Herhalde o yeni albüm çıkartıyorsun değil mi? Ha, e, Güzel çıkmasın orada. Çamaşır makinesinin orada. Stüdyo çekimi çünkü o. Komşunun evi değil o. Hı hı. Güzel çıkmışsın. Bence sesin de güzel. E, albüme kabak resmi olaraktan e, yap. Güzel olur. Hı, -hı. Ben beğendim. Seda ile alakalı. Evet. Seda benim 30 senelik arkadaşım. E, düne kadar sen Seda'yla iyiydi. Kışkırtma yapıyordun. İşin ne oldu? Seda'yla kötü oldu. Beni de kötü edeceksin. Öyle mi? E, yani edemezsin. Edemezsin. Orada gülüm olduğunu zaten ben biliyordum. Helal olsun Zodo'ya, Elvan'a. Zeynep'in aynı olaraktan olaraktan e, taklitini çok güzel yaptı. Tıpkı aynısı. Yemin ederim seslendirme müthişti. 10 üzerinden 1000 puan. Ben de golüme vereyim dedim hani şöyle olsun böyle olsun sinirleneyim minirleneyim diyerekten golüm olsun. Alttan hep e, emoji olaraktan gülüşükler geldi. E ben bilmiyor muyum? Biliyorum. Hadi öpüyorum kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere.